Arkasından isim mi? Hep isim vererek konuşuyorum. Saat bir buçuk civarı. Şu anda Rütük üyesi olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından. Hürriyet Gazetesi'nin muhabiri Süleyman Bey. Bir buçuk iki civarında beni arıyor. Diyor ki başkanım az önce geçen önergeler alabilir miyim sizden diyor. Tamam. Ben de yok bir kanuna geçtik. O da benim kanun teklifim. Özel İslam bürolarıyla ilgili Mustafa Elitaş olarak verdiğim kanun teklifi var. O görüşülüyor. Süleyman Bey biraz sonra ben kürsüden alayım. Yani başkanlık divanından alayım. Size, size ulaştırayım diyorum. O arkada tarafa geçiyor. Muhalefet tarafını. Muhalefet tarafında su Hakkı Suha ile görüşme yapıyor. Ya şu abi bu ne işe yarıyor diyor. Bir, askerin askeri mahkemede, sivilin sivil mahkemede yargılanması gerekir diyor. İki, kardeşim diyor artık diyor darbeler dönemi bitmiştir. Beş tane subay bir araya gelip Darbe yapmaya niyetleniyorsa bunlar da sivil mahkemede yargılanmalıdır diyor. Nuray o, Babacan imzasını Hürriyet gazetesinde yayınlanıyor. Işık evleri, Kayseri'deki ışık evleri Işık evleri meselesi. Işık evleri olayı. Paşa diyor ki genelkurmay başkanı, Beş eski sivilim. genelkurmay başkanı İlker Başbuğ e, Haziran'da diyor Işık ile ilgili bir şey oldu diyor. Onlar maalesef diyor yargılanmaları bitti diyor. Olmadı diyor. Bakın size söyleyeyim. Gene incelememiştir. Gene genelkurmay başkanına yanlış bilgi vermiştir. Eğer genelkurmay başkanı yanlış bilgilerle donatıldığının farkında değilse yazık. Yanlış bilgileri kullanıyorsa gene yazık. Bile bile kullanıyorsa gene yazık. O üç tane asubay, subay, Kayseri'de sivil vatandaşları işaret ederek itiraf ediyorlar. Diyorlar ki bunlar bizim imamımızdı, abimizdi diyorlar. O üç tane asubay as askeri mahkemede yargılanıyor. Tamam. Beraat ediyorlar. Onun savcısı kim? Zeki Üçok. Ha. Ahmet Zeki Üçok. Ahmet Zeki Üçok evet evet. Onu açı açıklıyor Ahmet Zeki Üçok. Evet evet o açıklamaları Hava Kuvvetleri var Komutanı onun. diyor. Hava Kuvvetleri Komutanı beni görevden aldı diyor. Ahmet Zeki Üçok savcısı olmadığı için beraatına itiraz edemiyor. Sonra askeri mahkemede yargılanıyorlar bunlar. Askeri mahkemede beraat ediyorlar. Arkasından o 11 Nisan 2012 tarihinde askeri yargıtay bu adamların beratını onaylıyor. Şimdi İlker Başbuğ ne diyor? Bu çıkardıkları yasadan dolayı diyor. Berat biz ediyoruz. askerdeki FETÖ'cüleri temizleyemedik, temizleyemedik diyor. diyor. Bugün Abdülhatif Şener de hani şey ona benzer bir e, söylemde bulunmuş. FETÖ'cü savcılara teslim ettiler askerleri, e, AK Parti iktidarı. E, FETÖ'cü savcılara nasıl teslim etmişiz biz? Asker savcılardan FETÖ'cü. Yani işte o dönemin bu kanununun çıkması. Ben size tam kelimesini söyleyeyim. Yani Abdülhatif Şener'in de söylemleri üzerinden gidersek. O da diyor ki... E, Erdoğan'ın talimatıyla diyor AK Parti baskın bir şekilde gece yarısı önergesi getirip ordunun subaylarını generallerini FETÖ'cü savcıların önüne teslim etti. Abdülatif Şener. Abdülatif Şener Bugün diyor. gece yarısı biz perşembe günü bir kanun çıkardık. Saat kaçta biliyor bitti biliyor musunuz? 3'te bitti. Gece. Gece 3'te bitti. Doğru. Sabah. Sabah 3. Sabah yani o zaman birileri de diyecek ki gece yarısı çıkardığınız bu e, coğrafi işaretler kanundaki, imar kanundaki değişiklik yapılan şeyleri gece yarısı çıkardınız biz uyuyorduk. Ya ne demek Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışırken eğer ciddiysen bir şeye bakacaksan uyumayacaksın kardeşim. Tabii. Türkiye Şimdi... Büyük Millet Meclisi'nin çalışma saati o. Abdülhatif Çener'e şunu sormak lazım. Kardeşim 2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmayacağım diye gelip ben derviş olacağım diye bütün milletvekillerini gezerken kalktın niye siyasi parti kurma aradan bir yıl geçtikten sonra siyasi parti kurma ihtiyacı hissettin? Ben siyaset yapmayacağım deyip ortaya çıkıp partiden aday olmadın. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Abdullah Gül'ün ısrarına rağmen yok ben artık siyaseti bıraktım deyip iki sene sonra parti kurmaya kalkan tamamen kulvar değiştiren birisi. Seni başka birileri de mi zorladı? Siyaset yapmaman için diye sormak lazım. 2007'de niye aday olmadın? Kapatma Şimdi... davası olacağını Vaktiniz biliyor muydun kalırsa ki orada bir... Bakın şimdi e, onu boş ver veraptu. Onu, onu e, şimdi siz bana biraz daha sabaha doğruya doğru gidelim mi sayın Bakan? Gidelim. Bana? Ne oldu? Ertesi sonra, gün ne oldu? Ertesi mesela? gün hiçbir şey yok. Gazetelere bakıyoruz. Cuma günü bir şey yok. Cumartesi günü bir şey yok. Birden sayın Baykal teferran ediyor. Bizimkileri uyutmuşlar, kandırmışlar diye. Bakın uyutmuşlar, kandırmışlar. Ne demek? Bizimkilerin yanlış bilgi vererek kandırmışlar diye söylüyor. Haberler var diyor. Bizim grup başkan vekillerinin diyor. Şimdiki grup başkan vekillerinin biri de vallahi de billahi de biz hayır oyu verdik deyince görüntüler çıkınca sustu. Bizimkiler oy verdi ama diyor AB'ye uyum ilerleme raporu diyor. Onu da anlatayım oraya geçeyim. 2009 yılında Avrupa Birliği ilerleme raporu yayınlanıyor. Evet. Avrupa Birliği ilerleme raporunda diyor ki askerlerin sivil mahkemede yargılanması ve darbe etme niyetli olan askerlerin de diyor sivil mahkemede yargılanma imkanını açan yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul görmüştür. Olumlu bir gelişmedir. Ancak ana muhalefet partisi anayasa mahkemesine gitmiştir. Bu yasa çıkmasına rağmen hala askerlerin sürekli siyasete müdahale ettiğini, askerlerin sürekli belirli yerlerinde siyasi konuşmalar yaptığını ve ziyaret rejimini duran davranışlar içinde bulunduğu dikkati çekmektedir diye altı çiziliyor. Bu kanun çıkmasına rağmen yetersiz görülüyor. Çünkü kanun çıktıktan sonra gidiyorlar bir gemi indirilirken siyasete dizayn vermeye çalışıyorlar. Ayar vermeye çalışan bir konuşma var. Sonra pazar günü Sayın Baykal feveran ediyor. Ben bir açıklama yapıyorum. Diyorum ki biz kimseyi kandırmadık, uyutmadık. Anlaşılan Sayın Baykalı birileri aşırı derecede uyarmış diyorum. Hmm. Aşırı derecede uyarmış diyorum. O dönem aklınıza bir isimler geliyor mu? Bakın. Yani aradan Aradan anlıyoruz Aradan da. 11 ay 11 gün geçtikten sonra Anayasa Kaset Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi Ocak 2010'da iptal ediyor bu maddeyi. 145 e aykırı diye. 145'e aykırı durum söz konusu değil. 145. maddeyi Anayasa Mahkemesi'nin eğer o zamanki gerekçeli tutanaklarını okursanız sanki oraya baskı yapılmış gibi 367 kararını veren Anayasa Mahkemesi bu aynı şekilde 145'e aykırı düzenleme diye onu iptal etti. Halbuki baş, o 145'e aykırı değildi. Belki 3. madde 145'e aykırı olabilirdi. O da aykırı değildi. Ama farklı bir maddeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi. O da baskı altında kalmış olabilir. Hı. Çünkü o gün vesayetin hı. en önde gittiği dönemlerden birisiydi. Bir Şimdi, FETÖ baskısı altında da olabilir Arkasından da bir FETÖ... Girişim. Bakın arkasından biz anayasa mahkemesinin iptal ettiği hükmü anayasa olarak değiştirdik. 6'yı 7 Mayıs'a bağlayan gece yarısı o da anayasa gece yarısı çıktı. Ne hikmetse hep böyle şeyler gece yarısı çıkıyor. Ben size Çünkü, sormak lazım, mecliste çalışanlarına sormak lazım. Parlamentonun <laughs> çalışmaya başlama saati 15'tir. Doğal 4 olarak saat, uzuyor doğal tabii yani. 5 saat, 15'te başlıyorsunuz. Saat, yani 4-5 saat. Siyasi partilerin konuşmaları vardır, gündem dışı konuşmaları vardır, gece yarısı ismi vardır. Ismi insanın kulağına yani mecburen gece geliyor. Anladım. Olmuyor başka türlü. Peki. Eğer biz saat 15'te başlayıp 9'da gidersek ayda bir madde ancak çıkarabiliriz. Bakın 6'yı 7'ye bağlayan gece saat 1.10 geçe o 26 maddelik anayasa kabul edildi kabul edildiği, çok az kaldı Sayın Kabul Bakan. edildiği anlaşıldıktan sonra Sayın Baykal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Sayın Baykal'ın istifasında çok önemli bir sözü var. Nedir o? İstifa ediyorum bugünden itibaren. Sonra diyor ki ha bu arada diyor. Bu konuyla ilgili ben okyanus ötesinden aradılar. Herhangi bir dahli olmadıkları, dahli olmadıklarını ifade ettiler. Kaset için. Üzüntülerini beyan ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum diyor. Okyanus ötesinin, Sayın Baykal'ın aklında geçen ne? Okyanus ötesi böyle bir şeyler yapar ama bunu bana yapmamış, birileri bana yapmış diyor. Şimdi sormak lazım. 26 Haziran günü, 25 Haziran'da başlayıp 26 Haziran günü Baykal da destek açıklaması yapıyor. Bu kanun tasarısını. Evet. Teklifini. Teklifi. Sen bunu nasıl desteklersin diyor birileri. Sayın Baykal'dan hesap mı soruyorlar? Hmm. Aynı şekilde anayasa Bizden değişikliğini zor. bunu yaparak Baykal'dan hesap mı soruyorlar? Sonradan anlaşıldı ki Sayın Baykal'a şantaj kasetlerini düzenleyen şerefsizler, adiler FETÖ'cülermiş. Hmm. Ama Sayın Baykal başka tarafı işaret ediyor. Ben tekrar altını çizerek söylüyorum. Diyorum ki Sayın Baykal'ı biri aşırı derecede uyarmış diyorum. Hı hı. O yani o kelimeyi söylüyorsunuz ama tabii bunun e, okyanus ötesi olup olma. O zaman okyanus ötesi olarak düşündünüz mü? Yani biz onu bilmiyoruz 2009 şeyde okyanus. Hayır, sonradan öğrendik. ki. Yani bu okyanus şarkasında... ötesi herkesi izlemiş, herkesi dinlemiş, hı hı. herkesin namahremine girmiş. Hı hı. Biz e, şeyde Kızılcaman tesislerinde yaparken onların idaresindeydi biliyorsunuz. Hı hı. Muhtemelen orada her şey vardı. Yani bunlar öylesine lanet bir şey. Din kisvesi altında her şey vardı derken. Din kisvesi altında her türlü pislik vardı, her türlü haysiyetsizlik vardı. Yani e, Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı her şey bunlarda mekruh e, mübahdı. İzlemiş olabilirler, kaset koymuş olabilirler. Fotoğraflarımızı çekmiş olabilirler, yayın yapmış olabilirler. Bunun karşısında şantaj yapıp Şantaj Siyaseleri yapmış olabilirler. Gibi. İşte milletvekillerini öyle etkilemeye çalışmış olabilirler. Bu etki bitti mi? Bitmedi henüz. Bitmedi mi? Bitmedi. Şimdi Bakın. bu biraz şimdi o kadar az sayılı dakikalarımız kaldı ki Sayın Bakan. Güne gelelim. Tamam. O zaten siz suç duyurusunda bulundunuz. O iş işte o defterler açılacak. Kıran Hanım özür dilerim. Sayın Başbuğ siz Birini FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'nün irtibatlı demek vatan haini demektir. Yani size vatan Bugün haini. Bugün FETÖ'cüler vatan yani ihanet etmiştir. Siz siz FETÖ'nün siyasi ayağı olarak lanse edildiniz diyorsunuz. Yani özellikle olarak lanse edildik. FETÖ'den talimat almış biri olarak lanse edildik. Eski Genelkurmay Başkanı diyor ki onların aldı, FETÖ'den aldığı talimatla bu öner milletvekilleri önergeyi vermiştir diyor. Hmm. Ya bu vatan hainliği ile eş değer hale getirmektir. Ne demek birisini vatan haini şeklinde itham etmek? Hakaret etmek. Böyle bir şey olur mu? 15 Temmuz günü Kayseri'de ilk defa Türkiye'de milleti meydanlara döken Sayın Başbakan'dan aldığı talimatla ilk defa eserat okudan sabaha kadar orada nöbet tutan binlerce insanla bir arada 15 Temmuz'a direnen kişiyi siz FETÖ'nün siyasi ayağı olarak görün ve bunlar FETÖ'den talimat almışlardır diye. Akla ziyan bir şeydir bu. Hani üzülüyoruz. Söyledik. Biz de söyledik, Sayın Başbakan da söyledi. İlker Başbuğ yargılanacaksa anayasa mahkemesinde yargılanmalıdır dedik. 2012 yılının Ocak ayında tutuklanmış. Arkasından şey geldi, 7 Şubat geldi. Bakın Pınar Hanım, bir olay daha anlatayım. Yıl 2011, Mart ayının 28'i. Çok önemli bir olay. Mart ayının 28 lazım. veya 29'u. Aziz Yıldırım. Burada duralım. Merak, yani merak edecek izleyicimiz kısa bir aramız var Peki. burada duralım bu önemli şey Aziz Yıldırım'ın şeyini anlatayım bir vatandaş dinlesin Tamam ee, az sonra sevgili seyirciler ayrılmayın bizden kısa bir reklam ee, bir su falan alacaksınız alabilirsiniz hemen gelin görüşmek üzere diyelim